açıkçası şöyle söyleyeyim. Binali Yıldırım dayı. Neden diyeceksiniz? Yani Binali Yıldırım yani Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir insan. Başbakanlık yapmış bir insan. Meclis başkanlığı yapmış bir insan. Ama yani Ekrem İmamoğlu ne yapmış şimdiye kadar? Bir belediye başkanıdır. Yani Beylikdüzü belediye başkanıdır. Yani geçenki program izlediğim zaman pazar günkü canlı yayın ondan iki gün öncesinde yani Ekrem İmamoğlu'yla İsmail Küçükkaya görüşmüşler. 2-3 defa görüşmüşler. Yani soruyor diyor ki yani böyle bir şey yok diyor. Teröristle HDP ile benim işbirliğim yok. Ya arkadaş yani şimdi ben sana oy veririm. O sorun değil ama şimdi sen kalkıp da bana bu şekil söylediğin zaman ben HDP ile bir işbirliği yaptığım yok. O yalan. Bak ben Kürdüm. Vallıyım. Asıl Kürdüm. Ama ya dağdaki insanlara haber gönderiyor. Dağdaki insanlar şey yapıyor. Diyor ki oyun biz HDP olarak diyor oyunumuzu Ekrem İmamoğlu'na kullanacağız. Ya arkadaş sen HDP ile işbirliği niye yapıyorsun? Git Saadet Partisi ile işbirliği yap. İyi Parti ile işbirliği yap. Sen kalkıp da HDP ile niye işbirliği yapıyorsun ya? Sen HDP ile işbirliği yap ya yaptığın zaman daha da küçük düşeceksin yani. Niye? Neden acaba? Yani Binali Yıldırım olayın için sen diyorsunuz ki Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu? Ya tabii ki Binali Yıldırım diyeceğim. Niye? Yani şu Esenyurt Cumhuriyet meydanı var ya biz AK Parti'nin döneminde yani 2000 yıllarda buradan gittiğimiz zaman buralar çöp götürüyor. Gerçekten çöp. Yani şu Avrasya tüneline ben baktığım zaman Avrasya tüneline geçen Kurban Bayramı'nın 3. günü yemin ediyorum size bak Kur'an hakkı için Allah benim şahidimdir ki ben yani tünelin içine bir girdim 15 dakika çekmeden şey gittim. Tuzla'ya çıktım. Yani normal kendi arabamla şeyden gitmiş olsaydım 3 saatte ben ancak gitmiş olurdum. Yani Marmara'ya bakıyorsun denizin altında adam ne güzel yapmış ya. Bağcılar bak ben Bağcılar'dan çıktım geldim buraya. Bağcılar'daki metro kaç yerin altında farkında mı? 7 kat yerin altında bir metro yapmış. Ve yetmedi. Onun altında da bakın 7 kat yerin altında ayrıca bir de otopark yapıyorlar şu anda. Otopark. Ve Esenyurt'ta metro gelecek. Buradan Mahmut Bey'e gidecek. Yani bu niye sen yani bakın ben istiyorsanız telefondaki bilgileri açayım çıkartayım yani. Ekrana karşı da çıkartmak istiyorum. Yani müsaadeniz varsa. Ondan da yani seçim günü tamam sen kazandın. Ama yani AK Parti'nin itiraz ettiği zaman yani bu hakim çıkıyor YSK'daki hakim çıkıyor evine gidiyor 5 dakika sonra tekrar aynı şekilde geliyor Adliyenin içine giriyor ve CHP milletvekilleri bak genel başkan yardımcısı artı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte oraya gidiyorlar. Ya AK Parti'nin söylediği şey yani bizim oylarımız değişmiş mi? Çalınmış mı? Ne olmuşsa ama bizim seçim istemiyoruz. Yani bizim oylarımızı tamamı sayılsın demiş. YSK da bunu kabul etmemiş. Ya YSK bunu kabul etmemiş. YSK bunu kabul etmiş olsaydı şimdi seçim tekrarlamazdı. İnsanlar tekrardan sandığa gitmezdi. Şimdi niye? İnsanlar şu anda tatile gidecek, tatile gidemiyor. Tatile gidemiyor. Bak ben kendim dahil tatile gideceğim.
gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Ya oy kullanacağım. Benim ailem orada duruyor. Ben yani ben 31 Mart'tan sonra ben bilet kestim. Bakın bilet kestim. Ayın 20 Haziran'a ben bilet kesmiştim. Ve 20 Haziran'a ben bilet kesmiştim. Uçak bileti ve seçim tekrarlandı. E ne oldu? E şimdi ben kalkıp da memlekete gitsem, memleketten tekrar buraya gelsem olmuyor. Benim zararım olacak. Yani ben burada Yüksek Seçim Kurulu'na da sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum onlardan böyle bir şey yapmayın. Yani hak, Binali Yıldırım hakkı mıdır? Ekrem İmamoğlu hakkı mıdır? Kimin hakkıysa, kim alnını teriyle bu seçimi kazanmışsa Büyükşehir Belediye Başkanı o olsun. Ama CHP'ye de buna sesleniyorum. HDP'yle niye işbirliği yapıyorsun? İlk önce CHP'nin değiştirmesi gereken kişi CHP İstanbul İl Başkanı Celal Kaptancıoğlu. Bunun değişmesi gerekiyor. Sen ancak bu şekilde şey yapabilirsin. Geçen köy içinde de ben baktım. Adamlar içmişler atmışlar oraya. Yanlarında da şeyler var. Sarhoş olmuşlar, düşmüşler. Her şey çok güzel olacak. Ya neye her şey çok güzel olacak? İçmek de mi her şey çok güzel olacak? Sen alkol almak da mı her şey güzel olacak diyorsun? Yapmayın arkadaşlar böyle. Rica ediyorum. Yani ben vatandaşlarıma da soruyorum. İstanbul'daki vatandaşlarımla yani gitsinler, herkes oyunu kullansın ama hangi partiye veriyorlarsa versinler. Bu onların içinde olan bir şey. Ama oyunu kullansınlar. Kim Cenab-ı Allah hangisini kısmet etmişse İmamoğlu mu Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor? Binali Yıldırım mı olacak? Kim olursa olsun. Ama yani bir daha da kesinlikle seçim tekrarlanmasını istemiyoruz. Ama yani Ekrem İmamoğlu'nun da her şey çok güzel olacak. Ne? Ya yazmış pankartlara ekmek, süt, su ücretsiz olacak. Ya böyle bir şey var mı? Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Yani her şey güzel olacak. Tamam, eyvallah. Her şey çok güzel olsun. Kimse demiyor güzel olmaz. Ama kalkıyorsun diyorsun ki ekmek, süt, su ücretsiz. Ya akla yatıyor mu kimse? Niye AKP'nin vaatleri çok mu iyi? Şimdi çok mu akla yatan vaatler yapıyor AK Parti? Şimdi AK Parti'nin yapması gereken şey, ben sana demiyorum AK Parti kötüdür diye. Sizin yüzünüzden geleceğimiz gitti. Bak, yani ben şimdi taraf tuttuğum yok. Bak ben taraf tuttuğum yok. Ben sana demiyorum. Yani bu böyledir. Şöyledir. Bak ben Kürdüm. Kürt bir insanım. Vallıyım. Eyvallah, ben de Kürdüm. Ha şimdi bizim ya yani insanların yaptığı işe baktığı zaman yaş kaç senin? 17. 18. Binali Yıldırım'ın yaptığı hizmetlerden nasıl görüyorsun? Avrasya Tüneli, metrobüs, Marmaray, metro, Yavuz Sultan Onların Selim Köyü. Onların vergi alıyor, o vergi kimden çıkıyor? Kimden yukarıdan çıkıyor? Mı geliyor o vergi? He? Nereden vergi geliyor? Ne vergisi? Oradan geçerken vergi almıyor mu? Canım benim, şimdi herkes vergi veriyor. Ekrem İmamoğlu da başa gelse sen gene vergi öreceksin. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru mu? Hı. Meral Akşener, o da gelse sen gene vergi öreceksin. Selahattin Demirtaş veya Fikri Yüksektaş, o da gelse sen gene vergi öreceksin. Fark etmiyor. Doğru mu? Kim gelse gelse vergi ödeyeceksin sonuçta. Ama yani AK Parti'nin yaptığı hizmetlerde git gör Avrasya Tüneli. Şu anda 3. havalanı. Git 3. havalanı. Bak ben iş başvurusu yaptım 3. havalanına. Gittim görüşmeye. Ya öyle bir şey ki 3.
havaalanı. Ya muhteşem ya. Ya içine girdiğin zaman çıkamıyorsun içinden. Onu da mı yapmazsınlar? Mecburlar yani sonuçta. Ya, 17 mecbur da sen diyorsun ki. 17 mecbur. Yıldır bu ülkenin başlarına tamam. Onu da yapmazsınlar. Hepten biz gidelim tamam. Yani. Mecbur tamam. Mecbur da. AKP'nin yerine 17 yıl önce 2002'de hangi iktidar gelse o da aynısını peki, yapacaktı. Belki 2000 yılında yapacaktı. 2000 yılındaki SSK başkanı SSK başkanı kimdi? SSK başkanı kimdi? İlaç kuyrukları, eczane kuyrukları. Ya kardeşim sen ilaç alamıyordun. Sen ilaç alabiliyor muydun? Sen daha bilmiyorsun o telemleri. Sen o telemleri... Şunu soracağım. 3. köprüden kaç kere geçti? Kim geçti? Sen. Nasıl kaç defa geçtin? Hiç geçtin mi? Geçtim. Geçtin mi? Kaç kere geçtin? Ne bileyim. Şu ülkede 80 milyon insan var ya her gün oradan bedava geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musun? Kim bedava geçiyor? Herkes geçiyor tamam, şu an. Herkes... Bedava geç... Bak. İspatın var mı? İspatın nasıl var mı? Verdiğin vergiler zaten aldığın yetmiyor mu? Tamam sen zaten ver. Tamam. Bir şey soracağım. Bak. Ekrem İmamoğlu. Ha. Kelsin bak başa. Tamam gelsin zaten. Başa. Bir sen, şey soracağım. Gelecek zaten 18 senedir ya. Bak 18 senedir yapılmayan şeyi adam 18 günde yaptı. Çalıntı bak, olmasın da. Çalıntı olmasın ya, da. Konuşma ya. Ne kadar şey var. Gir YouTube'a. Bir ton şey var ya. 18 günde yaptı vaatlerini. CHP bakın CHP 2 Nisan'la bak YouTube'a gir. Zaten YouTube'a gir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Tayyip Erdoğan'ın hepsi kanıtlanmış. Adam 3 günde evindeki parayı boşaltamıyor. Emin misin? Ben İlhan'ım. Emin değilim. Eminle konuştum. Celal Kaftancıoğlu kimdir? Kimdir? Dağdan gelmiş bir insan. Evet. Terörist. Bunları kim... Ay, genellikle... Bak. Dağda gelmeye içeri atmıyor ki. Madem dağda gelmiş. Başımızda olduğu müddetçe bütün komşular benim başımın başına bakın karışamaz. Bir saniye. Bunu ben başörtü sen bak bir şey söyleyeyim. Başörtü döndüremiyor. Bakın, bu benim dini benim görevimdir. Anam, benim anam, benim bacım, benim bilmem neyim. Bakın sınava giriyordu. Sınava giriyordu. O yasaklar geçti artık. Ne oldu? Başa açık. Getirdi FETÖ'nünkileri doldurdu. FETÖ bizim başımıza bak neler açtı. Türkiye'yi bütün 15 Temmuz'da bir saniye 15 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı evinde oturmuş. Sen git şeye. Şu 15 Temmuz Şehitler Günü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptın sen? Niye Bakırköy Belediye Başkanı evinde saklandın? Niye saklandın? Niye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmedin? Ben buradan bak ben buradan taraf tutmuyor. Ben bu Esenyurt'tan havalanı yürüyerek bizim havalanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmişim. Ben gittim. Vallahi de billahi de gittim. Kaç güne gittin? Bir güne gittim. Bir güne? He vallahi bir güne gittim. Vallahi bir. Yemin ederim bir güne gittim. Yürüyerek. Evet vallahi. Var mı kanıtı? Var kanıtım. Kanıtla. Ayaklarında jet mi var abi nasıl? Kanıtla. Ne abi? Kanıtla. Ya nesini kanıtlayayım sen? Hiçbirimizde para yok ya. Bak bakalım ben kaç yaşındayım? 26 yaşındayım. Olsun be abi onlar her zaman 50 TL'lik mazot alıyor. İşsiz. Hepsi işsiz. Şu anda işsiz olanlar, Esenyurt'taki işsiz olanlar da şunu söyleyeyim. Hiç beğenmiyor. İşsizlik diye bir şey yok. Esenyurt belediyesinde ESPİM var. Bakın İşkur var. Yüzlerce eleman arıyor bak. Şu anda bak bir sen ya. Bak bir dakika. Suriyeli meselesi değil. Biz Türk'üz burada geçiremir. İşkur 7500 tane Suriyeli alıyor. Bak. Dün bak dün çam olmuş. Esenyurt çam. Aynen öyle. Dün yakında eleman aldı havaalanında. Dün yakında eleman aldı havaalanında. Bakın 250 TL insan aldı havaalanında. Ben bir şey söyleyeyim şu an. Bak Suriyelilerin çoğu şu an bizim Türk vatandaşıyız ama şu an mülteci olarak biz yaşıyoruz. Adamlar bizden iyi yaşıyorlar. Vergi vermiyor istedikleri gibi açıyor dükkan. Vergi bir sen yani. Var mı? Var. Gel gidelim köyüne. Köyüne gidelim. İstemediğin kadar dükkan var. Canım benim bunlar vergi ödüyor. Abi yok. Vergi ödüyor. Vergi ödemiyor bir şey yok. 3 gün var sorunluk yaptı. Vergi ödemiyor bir şey yok. Suriyeliler de vergi ödüyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Bak bu Suriyeliler diyorsun değil mi?
Suriyeliler diyorsun. Bak şimdi burada CIA'ler var değil mi? Niye onlara ilk başta vatandaşlık verilmedi, bunlara verildi? Hiçbir tanesi kimseye bir verilmemiş bak. Kardeşim. Kimseye verilmemiş ya. Verilmedi kardeşim ya. Suriyelilerin hepsine. Ya kime verdi ya? Ne konuşma ya? Kime verilmiş? Ya vallahi sen var ya iyi değilsin ha. Sen bak işine. Sen iyi değilsin, iyi değilsin. Ben iyi değilim.